Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, Şener Boz ve İstanbul'un Sesi kanalımızın magazin müdürü Madame Marika bugün yanımızda. Bize müthiş haberleri var. Bu haftanın gelişen bomba gelişmelerinden ve olaylardan bahsedecek. İlk önce biliyorsun Madame Marika, Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasındaki o müthiş kavga ve polemik var. Bundan bahsedecek Madame Marika. Daha sonra da sevgili arkadaşlar, Kart Zampara, Mehmet Ali Erbil, genç kızı nasıl taciz etti, değil mi? Kızı yaştaki. Vallahi tam taciz, kız mı onu taciz etti, o mu kızı taciz etti, onu anlatacağım. İşte Madame Marika yani, anlatacak. Kızcağız da birbirlerini taciz ettikleri belli yani. Arkadaşlar işte bu bomba röportajı kaçırmayın diyoruz. Madame Marika ile röportajımız başlıyor. Kızım, kızım, kesilecek gibi değil senin hızın. Kırık bir kamışla uğraşma boşuna. Sağlam bir keser sapı daha gider hoş, özellikle Mustafa Keser'in sapı. Madame Marika, haftanın biliyorsun en önemli magazin olayı Mustafa Keser'le Diva, evet, olarak isimlendirilen Bülent Ersoy'un kavgasıydı, müthiş polemiğiydi. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksin? Vallahi şu kahveniz de geldi. Çok güzel bir mekan burası. Hemen kahvemizi koyalım şöyle. Çalışanlar da çok yakışıklı. Çok çok diyorum. Teşekkürler canım. Sağ olasın. Dedikodularımız başlıyor. Ne demişler? Madame Marika'dan al haberi. Dünya güzelleri, Bülent Ersoy'u zaten yıllardır tanırız. Bülent Ersoy'un konseptinde Bülent Ersoy insanları ezmeyi, bağırmayı, çağırmayı, sinirlenmeyi, efendime söyleyeyim, hoşuna giden bir kadın. Çünkü bütün yıllar falan ona bağırır, buna bağırır, onu ezikler, bunu ezikler, Banu Alkan'ı ezikledi, Banu Alkan'ı ağlattı biliyorsunuz. Bu sefer biliyorsun, evet, taş gibi bir kayaya çarptı Mustafa Keser'e. Şöyle şimdi bak, ne Bülent Ersoy'da sorun ne de Mustafa Keser'de. Bunları bir araya getiren de problem. İkisi de kendi alanında duayen. Bülent Ersoy'da biliyorsunuz duayen, Mustafa Keser'de duayen. İkisinin de egosu, benim de egolarım var biliyorsunuz. İkisinin de egosu tavan yapmış. O diyor ben, o diyor ben, o diyor ben diyor. Zaten biliyorsunuz Bülent Hanım kendisini Mısır kraliçesi Kleopatra zannediyor bebeğim. Bazen de kraliçe Elizabeth havalarında efendim sahneye şeyler getiriyor, tahtlar getiriyor. Sinirlendiği zaman kuaförüne bağırıyor, yardımcısına bağırıyor, şoförüne bağırıyor. Onun için burada tabii Bülent Hanım'ın yapmaması gerek ama tutup da Mustafa Keser'e efendim ne demiş Mustafa Keser? Kürdo demiş galiba bebeğe, kürdo demiş ama ben bunu aşağıladığı için söylediğini zannetmiyorum. Hani biz de aramızda mesela samimiyetten dolayı mı acaba? Tabii ya, o onun tarzı. Takılmak için. Ben mesela arkadaşıma Sibop diye bağırıyorum. Sibop'un manası biliyorsun. Arkadaşım gülüyor yani. Şimdi bu show business'te eğlence camiasında ilginç şeyler yapmaları gerekiyor ki rating alsınlar. Şimdi Bülent Ersoy zaten 69 yaşında bir hanımefendi. Zaten bir problemleri var, kalkamıyor falan. Şimdi Mustafa Keser de oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Kendisini hizmetçi gibi hissetmiş. Yani kraliçe oturuyor böyle. Onda kraliçe Elizabeth. Saray soytarısı gibi Mustafa Keser oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Bağırıyor oradan. Lan filan da. Şey diyor mesela, Keser diyor falan filan. Adam da şimdi 4 yaş büyük, o da 74 yaşında. Aslında bunların piyasadan çekilip gençlere, tabii, ya biz de yapabiliriz o programlar. Bunlar bizim önümüzü kesiyorlar. Şener'cim, bunlar bize fırsat vermiyorlar. Bu programları gençler de yapabilir. Gelmişsin sen 74 yaşında Keser Bey. Sen gelmişsin bir ayağın çukurda Bülent Hanım. Bırakın artık bu işleri gençler yapsınlar. Bir de egoları tavan. Bülent Ersoy dediğim gibi ben diyor Bülent Ersoy. Mustafa Keser de ben diyor Mustafa Keser. Bunlar arasında böyle bir tabii rekabet oldu. İkisi de duayen. İki duayenin bir araya gelip de böyle anlaşamaması çok doğaldır. Çünkü ikisinin de Şener'cim egoları var ya tamam. Mustafa Keser diyor ki ben diyor seni diyor diva falan diyorlar ama diyor ben seni diyor divan yaparım diyor. Yani bu tür söylemler de var. Şöyle olabilir. Bak çok güzel reklam oldu ikisine de. Tüm Türkiye onları konuşuyor. Bak benim gibi bir fenomen kadın da onları konuşuyor. Yorum yapıyoruz. Şimdi ben Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'u cinsel kimliğiyle vurmasından rahatsız oldum. Mustafa Bey, ya yapmayın bunu. Bak çok saygın bir insansınız. Mustafa en azından
tamam size hak veriyorum, Bülent Ersoy kaprisli bir insan, Bülent Ersoy'la çalışmak zordur ama tutup da Bülent Ersoy'a diva olamazsın, kadından diva olur, sen kadın değilsin, Nesrin Sipahi diva olur, Ajda Pekkan diva olur, efendime söyleyeyim şu bu diva olur ama sen diva olamazsın, sen ancak divan olursun dedi. Şimdi Bülent Ersoy bizim kalbimizde, gönlümüzde yer etmiş bir insan. Ben de bazen kızıyorum Bülent Ersoy'a kürk giydiği için. Bak benimki sunidir, peruş. Evet, hemen kürk değil. Ama afiyet olsun bu arada. Ha, Bülent Ersoy bir efsanedir arkadaşlar. Bülent Ersoy özellikle desteklemese de LGBTİ'nin görünürlüğünü sağladığı için o bizim gönlümüzde bir kraliçedir. Bülent Ersoy bizim kraliçemizdir. Çünkü ya Bülent Ersoy daha rahat olarak, ben şimdi Bülent Ersoy yolumuzu açmasaydı ben sokak 3 senedir şarkıcılık yapabilir miydim? İnsanları alıştırdı Bülent ablamız. Bülent ablamızın tarzıdır bu. Bağırır, çağırır ama Bülent Ersoy'un kesinlikle ben kalbinde bir kötülük olduğunu Mustafa Keser'e keser diye bağırdığı zaman ya da işte efendime söyleyeyim yurdu. Ha, oraya git, buraya git, koştur lan, bilmem ne falan lan falan filan dediği zaman tabi bunda bir art düşünce aramasın Mustafa Bey. Yani bunun tarzı böyle. Bir de lütfen kızdığınız zaman eşcinselleri, cinsel kimlikleri vurmayın. Öbür bir Selin Ciğerci'nin başarılı bir kadın. O oradan Selin Ciğerci'nin cinsel kimliğiyle vuruyor. O Bülent Ersoy, sen işte diva kadına denir, sen kadın değilsin diye onu en acı verecek, en üzecek yerinden vuruyor. Mustafa Bey, size saygı duyuyorum. Sen böyle şeyler söylerken koskoca 74 yaşında bir beyefendisin. Niçin bu şekilde cinsel kimliğiyle dalga geçiyorsun? Bülent Ersoy evet diyor ki şimdi Şener'cim eskisi gibi diyor şarkı. Ya, kaç yaşında be? Kadın gelmiş 70 yaşına. Bu arada Bülent Ersoy'un babası vefat etti. Kendisine evet, başsağlığı dileyelim. Evet, Bülent hanımefendiye başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin babasına. Bülent Ersoy öldükten sonra zaten efsane olacak bir kadındır. Zeki Müren de öyle biliyorsunuz. Onun için biraz daha saygılı olun ya. Zaten hayır bir şey söylemek istiyorum Şener. Mehmet Ali biraz geçeriz sonra. Şunu demek istiyorum. Bak bu çok önemli. Zaten bakın bu trans kadınlar beyin olarak kadındır diyorum. Bu beyin olarak kadın olduğumuz için yani kadın gibi hissediyorlar. Lütfen kızdığınız zaman yok Necati, yok İsmail, yok Bülent abi, Bülent dede sizden kadın olmaz demeyin. Çatır çatır da kadınız, 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 kadınız bebeğim. Ne yapıyorlar? Türkiye Cumhuriyeti kimlik veriyor. Evlenebiliyoruz. Ben de emekli olduğu zaman pıt 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 alacağım kimliğimi. Şener bana bir koca bulabilecek misin? Vallahi sen zaten meşhur birisin. Yani Taksim'e çıktığında 100 tane koca bulursun kendine. Yani bana bir koca lazım. Hem de bu gece lazım. Buradan son bir şey söyleyeceğim ikisiyle ilgili. Bülent Ersoy da kendi dalında bir duayendir. Mustafa Keser de kendi dalında bir duayendir. Egoları çok yüksek olmuş, anlaşamadılar. Onun için burada yapımcının onu ayarlayıp birinin egosunun biraz aşağıda olması lazım. Bebeğim ben derse olmaz. Evet. Mehmet Ali Bülent şey Erbil konusunda neler söyleyeceksin? Mehmet Ali Erbil artık ya, biliyorsun kızı yaşındaki böyle hayatım, kızlara iş atıyor filan. Hayatım bak şu güzel gözlerim. Instagram'dan olsun. Evet, gözlere bak, çekiyoruz. Gözleri ömre perde. Diyorlar Madame Marika o güzel gözlerini görelim diyorlar. Güzel evet, gösterdik var. Böyle Madame Marika. Evet takıyoruz. Şimdi Mehmet Ali Erbil de böyle kızı yaşında hatta onlardan daha küçük böyle hayatım, kızlara bakın, evet, yok ha. Instagram'dan yürüyor, yok gerçek hayatı. Onlarla işte birlikte olmak için bir dünya çaba sarf ediyor. Ne söyleyeceksin? Şöyle bir şey. Bakın ben Mehmet Ali Erbil İzmir fuarında yani bu Amerika Zobu efendime söyleyeyim İbrahim Tas Allah Allah filmi çevirdiği zamandan tanıyorum. Adam çapkın bir adam. Adam yani bazıları mesela Türkçesi addicted to cigarette, addicted to wine yani obsessed yani bağımlı diyelim. Adam seks seviyor. Seks bağımlısı. Seks bağımlısı. Adam güzel kadın seviyor. Adam genç kadın seviyor. Adam ya, mezara kadar böyle gider artık. Bak yıllardır bak yıllardır programlarında biz Mehmet Ali Erbil'i nasıl seviyoruz? Deli dolu halleriyle diyorsun. Tacizleriyle sev. Mesela gider böyle Bülent Ersoy'a bile ben hatırlıyorum hala videosu var. Yanında böyle taciz ediyor Bülent Hanım'ı. Bülent Hanım da diyor ki işte böyle ah diyor bu böyledir espri yapıyor. Bu diyor dinlemez diyor bu diyor. Yani veya bir şeyin yerine gidiyor işte mankenin yanında böyle
çil horoz gibi sürtünüyor. Biz böyle sevdik Mehmet Ali Erbil'i. Ve adamın donunu indirdi aşağı biliyorsun bir programda. Evet. Mehmet Ali Erbil'in aklına ne geliyor? Yani. Arsız, genç kadın seven, hatta bir mankenli çırılçıplakta resimleri var. Hani bir ara kadınlardan böyle kapak oldular falan. İkisi de çırılçıplak sarılmışlar. Evet. Yani Mehmet Ali Erbil marjinal bir insan, seksi seven bir insan. Burada Mehmet Ali Erbil sapık gibi göstermeniz çok yanlış. Çok ziyadeydi. Ece Ronay mıydı? Neydi? Ece Ronay, bak Ece Ronay. Reklam mı yapıyor hiç sence? Hiç masum değil. Ece Ronay. Tamam kızım Ece Ronay. Sen çok güzel bir kızsın, başarılı bir kızsın. Hakikaten yani seni görüp de tahrik olmamak imkansız. Sen şimdi Mehmet Ali Erbil'in çil horozu olduğunu bir Kars zampara demeyeceğim. Alınır belki. Bakın Kars zampara demiyorum. Ben de kartım. Ben de 60'lık bir karıyım. Ama ben de genç seviyorum. Ondan sonra şimdi bu kadar güzel bir kız. Bakın kolye veriyor ona şey. Vermiş böyle. Ucunda da Mehmet Ali'nin M'si var. Şimdi kız istemem yan cebime koyarım pozlarında. İşte cil ve kızın göz bakışları şeye Mehmet Ali Erbil'e. Yani Mehmet Ali Erbil'in kulağına kız gündeme gelmeye kız, çalışıyor. Kız şimdi abi ayaklarında abi derken resmen yeşil ışık yazıyor. Ben onun videolarını sevdim. Yani abi ayaklarında göz süzmeler, işveler, cilveler, gerdan kırmalar. Mehmet Ali Erbil'in zaten ne olduğunu biliyor. Kuyruk sallamalar. Hani gösterip de vermeyenler vardır evet. Yani. Şimdi bu Mehmet Ali Erbil'i tanıyoruz zaten. Bu seviyor. Kız da güzel. O kızı herkes öper yani. Çok evet. Güzel bir kız. Yani kaş, göz, boy, boz, kuş. Kızım çok güzel bir kızsın. Bravo diyorum. Öper de başka şey de yapar. Çok akıllı başka şey derken terbiyemi bozulmayacağım. Sonra namuslu bir kadınım ben. Şimdi efendim bu kız çok akıllı bir kız. Şimdi Mehmet Ali Erbil'i çağırıyor. Videosunda oynatıyor, kırıtıyor, cilve yapıyor, işte yapıyor. Onunla canlı görüşüyor iç çamaşırlarıyla erotik bir şekilde. Şimdi bu adam gidip de bunu gagalamazsa, arzulamazsa, istemezse olur mu? Adam 60 yaşında olabilir ve 64 yaşında olabilir. Hala taş gibi Mehmet Ali Erbil, çapkın, genç bir kadın evlendi biliyorsunuz. Sen bunun huyunu biliyorsun. Burada son bir şey söylemek istiyorum Mehmet Ali. Evet. Mehmet Ali, yavrum sen şeftali yemekten bıktın. Bebeğim sen tüylü şeftali, yıllardır tüylü şeftali yiyorsun. Bir de benim çikita muzu dene diyorum. Vallahi Mehmet Ali Erbil'e sesleniyorum buradan. Memoş, gel yavrum sen boş ver bu karılarla kızlarla uğraşma. Erkek adamın erkek sevgilisi olur diyerekten benim çikita muzumu senin hizmetine sunmak istiyorum. Geliyorsun, benim çikita muzumu deniyorsun. Bir dakika kızaramazsın. Yayınımızın sonuna geldik. Magazin müdürümüz Madame Marike'ye çok teşekkür ediyoruz. Yine haftanın önemli magazin olaylarını bizler için yorumladı. Madame Marike tekrar görüşmek üzere. Kaç dakika olmuş Şener bebeği? Evet bitirdik artık. Yeterli mi? Ya buradan bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Hayatım biz biliyorsun ben komedyenim. Eğer kalbinizi kıracak bir şey söylediysem de affola diyorum. Yani burada hiçbir şekilde bir şey yok. Ben o güzel kızı da videolarını seyredim. Kızım çok başarılısın. Çok güzel videolarım var. Mehmet Ali de zaten başarılı bir komedyen ve seksi seviyor. Çapkın bir adam, çil horoz, kart zampara. Onu da öyle seviyoruz. Bülent Hanım'ı da bağırmasıyla, çağırmasıyla, oraya buraya saldırmasıyla seviyoruz. Mustafa Keser de maşallah kendi dalında duayen. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Arkadaşlar savaşmayacağız, sevişeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Seni seviyoruz. Hala Şener Bozbey'e abone olmadıysanız abone olsunlar değil mi? Şener abone olun. Şener Bozbey'e abone oluyorsunuz bebeğim. Aboneyim abone diyorum. Evet. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.